Merhaba. Osmanlı padişahı aynı zamanda ordunun başkumandanıydı. Çoğu zaman bizzat ordunun başında sefere giderdi. Ancak sefere gitmeyip Serdar Ekrem adıyla bir veziri de ordunun başına başkumandan tayin ettiği olurdu. Padişah bizzat iştirak ettiği sefere seferi hümayun denirdi. Nitekim Cenabı Peygamber de bazı seferlerde bizzat ordunun başında bulunmuş. Bazılarında kendisi gitmeyip bir başkasını kumandan tayin etmiştir. Birincisine gazve, ikincisine seriye adı veriliyor. Osmanlı devletinin esası gaza ruhuna dayanırdı. Onun için padişahlar ordunun başında sefere çıkmışlardır. Biraz da bu sebeple asker zaferden zafere koşmuştur. Başta padişahın varlığı ordu için hem bir moral kaynağı teşkil etmiştir hem de tek elden sevk ve idareyi temine yardımcı olmuştur. En sıkıntılı zamanlarında bile padişahların seri hareketleri, zekice hareketleri, muhakkak felaketlerin önüne e, geçmeye imkan hasıl etmiştir. Öyle devletler, öyle ülkeler var ki e, başında askerlik kudretinden mahrum, zayıf hükümdarlar veya çocuk hükümdarlar var. Onların askerleri... Padişahı ile beraber sefere çıkan Osmanlı ordusunun karşısında çoğu zaman başta moral cihetiyle yıkıma uğramışlardır. Padişahın ordunun başında sefere çıktığı zaman sadrazam da ve divan mensupları da elbette ki padişahın yanında sefere giderdi. Seferde divan kurulurdu, harp meseleleri orada müzakere edilirdi. Bu divana Akıncı Beyleri de iştirak ederdi. Ordu kumandanları da iştirak ederdi. Kırım Hanı gibi yardımcı kuvvetler kumandanları da iştirak ederdi. Peki payitahta işleri kim yürütecek? İstanbul'da hükümet işlerini yürütmek üzere sadaret kaymakamı kalırdı. Sadaret kaymakamı bugünkü başbakan yardımcısının muadilidir. Padişahın fermanıyla tayin edilir. Padişah tarafından kabul olunup kendisine hilat ve kürk giydirilir ve keyfiyet ilan olunur. Ayrıca eline tuğrası çekilmiş boş kağıtlar verilir. Sadaret Kaymakamı bu nişanlı, bu tuğralı kağıtları sayıyla alır, icabında doldurup kullanır. Sefer sonunda ise bunların hesabını verirdi ve kullanmadıklarını da iade ederdi. Sadaret Kaymakamı Sadrazam'ın yerini tutar, Sadrazam'ın vazifelerini yürütür. Ancak onun salahiyetlerini ancak çok Lüzumlu hallerde kullanırdı. Ordunun başında son defa sefere çıkan hükümdar sultan II. Mustafa'dır. Venediklerin Sakız Adası'nı zapt ettiği çok buhranlı bir devrede tahta çıkmıştır. Dedesi Kanuni Sultan Süleyman'ın Cihangirane yolunda yürüyeceğini ilan etmiştir. Ve Alman cephesine yürümüştür ordunun başında... Alman İmparatorluk Ordusu Erdel'de Transilvanya'daki Lugos'ta yenilmiştir. kumandanı da maktul düşmüştür. Dört ay sürmüştür bu sefer ve geri dönülmüştür. Ertesine padişah tekrar sefere çıktı. Olaş zaferi kazandı, kazanıldı bu sefer neticesinde. Karşı tarafta o zaman zamanın en meşhur maraşelleri bulunuyordu. Bu harbi anlatan yerli ve yabancı tarihçiler Sultan II. Mustafa'yı çok överler. Onu cesur, azimli, fedakar ve hülasa doğuştan iyi bir kumandan olarak vasfederler. Ertesi sene yani 1697 senesinde Padişah Sultan II. Mustafa son seferine çıktı. Karşı tarafın başında tarihin en büyük askerlerinden ve dünyaca meşhur kumandan Prens Öjen de Loren vardı. Bu arada Beylerbeyi düşmana esir düştü ve Osmanlı ordusunun planlarını ifşa etmek mecburiyetinde kaldı. Osmanlı ordusu Tisa nehrini geçerken Prens Öjen birdenbire ortaya çıktı. Nehrin üzerindeki köprüleri topa tutmaya başladı. Köprünün üzerindeki askerler suya döküldüler. Geri kalanı nehrin iki tarafında kaldı. Alman ordusu beri taraftaki Osmanlı askerlerini imha ederken karşı sahildekiler bu vahim hadiseye sehirci kalmak acısını yaşadılar. Sadrazam Elmas Mehmet Paşa başta olmak üzere en değerli kumandanlar şehit düştüler. Padişahın mührü ve bu arada Macar krallık tacı da düşmanın eline geçti. Buna Zenta bozgunu derler. Türk tarihinin en büyük felaketlerinden bir tanesidir. Neticesinde Karlofça Muahhedesi imzalanmıştır. Macaristan, Erdel ve Mora kaybedilmiştir bu e, muahede ile. İlk toprak kaybı sayılır Osmanlıların. Bu sene Osmanlı tarihinde matem senesi olarak anılmıştır. Ve Avrupa'dan geri çekilmenin e, başlangıcını teşkil eder. Sultan II. Mustafa bu seferle Macaristan'ı işgal edilen toprakları tamamen geri alacağını zannediyordu. Sukut hayale uğradı. İtaatin zayıfladığı, kumandanların birbirini çekemediği, hatta askerin kumandanına silah çektiği bir ordudan ancak bu kadarı beklenebilirdi. Görülüyor ki hükümdar çok iyi bir kumandan olsa bile ve askerin başında sefere çıkmış olsa bile disiplin ve itaat olmadıkça bu tek başına bir zafer sebebi değildir. Bu Felaketle biten Sefer-i Humayun Padişahların ordunun başında Sefere çıktığı Son sefer olmuştur. Bundan sonra Sultan 2. Mustafa ve bunun yerine Geçen kardeşi Sultan 3. Ahmet Ülkeyi mümkün Mertebe uzun zaman harpten Uzak tutmaya ve imar Faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Padişahların 18. asır başlarından itibaren ordunun başında sefere çıkmaması bir zaaf olarak görülmemelidir. Çünkü aynı devirde Avrupa'da da artık hükümdarlar orduya bizzat kumanda etmiyordu. Çünkü asker hükümdar tipinden devlet adamı ve diplomat hükümdar tipine doğru bir değişiklik meydana gelmiştir. Ve artık harplerde teknik ve taktik şecaatin ve kuvvetin önüne geçmiştir. Aylarca süren harpler vardır. Padişahlar ordunun başında sefere gitmektense bu işi ehil bir kumandana tevdi edip merkezde kalarak otoriteyi, muhafazayı daha münasip görmüştür. Üstelik artık bir meydan muharebesiyle harbin nihai neticesi alınır olmaktan çıkmıştır. Aylarca, yıllarca sürüyor artık harpler. Padişahın bu kadar uzun bir müddet payitahtı terk etmesi o zaman için başka gaileler doğurabilirdi. Çeşitli nüfuz grupları var. Bunlar mesela öldürülmeyip de sarayda yaşayan şehzadeleri kullanarak fitne çıkartabilirdi. Hem artık Osmanlı veraset sistemi de değişmişti. Ailenin en yaşlısı tahta çıkıyordu. Padişahlar eskisi kadar genç ve dinamik değildi. O yaşta at üzerinde kilometrelerce, aylarca payitahttan uzakta zaman geçirmek imkan harici hale gelmişti. Vaka sonra gelen padişahlardan bizzat sefere çıkmak isteyenler yok değildir. Mesela Sultan 3. Mustafa Ruslara karşı tarihteki ilk mağlubiyeti tattığı harbe bizzat çıkmak istedi. Ancak hastalığı buna mani oldu. Ve vefat etti zaten. Yine de ordunun sek ve idaresinde askerin teşciğinde yani yüreklendirilmesinde merkezdeki hükümdarın çok mühim rolü olmuştur. Mesela Osmanlı Devleti'nin kazandığı son zafer olan 1897 Osmanlı Yunan Harbi'nde zamanın padişahı Sultan II. Abdülhamit'in günü gününe merkezden orduyu yönlendirilmesi e, e, galibiyete yardımcı olmuştur. Kanun esasiye göre Osmanlı Anayasası'na göre padişah ordunun başkumandanıdır. Onun yaveri Hazreti Şehriyari adıyla askeri müşavirleri vardır. Askeri işleri ona danışır. Mesela Mustafa Kemal Paşa son padişah Sultan Vahidettin'in böyle yaveri Hazreti Şehriyarisi idi. Bu sebeple padişah kendisine itimat ederek onu Anadolu'ya fevkalade salahiyetlerle göndermişti. Hoşçakalın kıymetli seyirciler.